İndir o eli. İndir o eli. Demiş olabilir. İndir o eli. Light göz, Hafif tank. İst, oğlum. İstediğimde hafif tank oynarım. Başlatmayın şimdi ha. Aa. Şşş. İndir o eli. İndir. Tamam. Prokorovka. Man Manticore. Bunu bir kabullen. Bunu artık bir kabullen. Prokorovka Manticore. Bunu kabullen. Sonrasında motor sesi olmadığını da Tesla motoru olduğunu da kabullen. Çünkü bir şekilde... Savaş kaydı bozulmuş. <laughs> Selam. Karşımızda Mantikor, yanımızda İlhan ve Herrak. Ortaya giden bir hafif. Ve buradan uzun ama uzun bir savaş. Geyi bırakacak olursak bu savaşta dikkat edilmesi gereken alternatif bir şekilde hafif kullanımı. Özellikle ikişer tane böyle seviye 11 maçta ikişer tane hafif varsa EBR, D1'e falan gitmişse ve siz böyle ne yapacağım diye düşünürken aslında ağırların kullandığı buradaki çalıya girmişseniz bakın olaylar nasıl enteresanlaşabiliyor. Şimdi tekrar ediyorum bu maçı ve bu izleyişi bir hafif tankla alt alternatif şekilde oynadığınız bir hafif tankla nasıl iş yapabilmeye çalışacağınızı göstermek için ee, kaydetmeye ve ekrana getirmeye çalıştım bunu ve çalışacağım. Şimdi sol tarafta bakın bir tane kranvagn var. Bütün herkes lemming train dediğimiz böyle koyun gibi bir hattına doğru. Düşman takım da kabaca öyle geçmiş durumda. En erken ne açtık? Kranvagn açtık. Bir de ortada geçen eberi açıldı. Ta arkada gene J2'de açılan bir de E100 var. Hala önüme adam gelmedi. İlhan arkamda. Birer tane topçu var. Sol tarafta kranvagn. Sağ tarafta kranvagn. Biri düşman biri dost. Ah. Ama gelen yok. Kafa gösteren yok. Çalıdan bakan yok. Ortada Delidana gibi geziken bir EBR var. Artık %10'u kalmış bir EBR. Çok iyi bir şekilde isabet geliyor. Ve 100 canı kalıyor. Bu önemli benim için. Neden? Çünkü ortada dolaşan adam sayısı azalacak derken... Bir anda bakın T100 de çıktı oradan. Ben sola kran vagına bakmaya çalışırken. T100 de burada hunharca yiyor. Ve bir anda EBR 100 can kaldı diye biz sevinirken... Asıl... E T100 oyuna veda eden ilk hafif oluyor. Şimdi açıldıkça da ben geri kaçıyorum. Sonuçta buradaki nokta... <laughs> bu arada kaçtıktan sonra... E, herhalde ama burada İlhan açılmıştır diye tahmin ediyorum. Topçunun gelip de İlhan'ı vurması 60 ile daha komik. E, bu nokta çok açık bakın. Ama sağ tarafı görebiliyor. Şimdi ama şöyle bir sıkıntı var. Manticore'un topu... Evet 390 vuruyor. Evet nispeten isabetli. Ama uzak mesafede özellikle... 500 metreye yaklaşan e, durumlarda artık bu isabet biraz saçmalamaya başlıyor. Bakın man şeyin conqueror'un arkasına nişan aldım. Sağ üst taraftan yani kulesin arkasından falan vurdum. Bu yüzden aslında böyle yeşil gözükse de obje 260'lara falan çok fazla vurmamak lazım. Ama bak hemen süper conqueror'a geri dönmeme rağmen <laughs> ve ortasına nişan almama rağmen mermi sekti. Gene de üzerime adam gelmediği için ve bir şey yapmadığım için atmaya devam ediyorum. Herhangi bir hafif tankta bunu yapabilirsiniz. Hatta şu an burada bir orta tankta da yapabilirsiniz. Ancak Manticore'un ekstra artısı ne? Diyorum ya bazen Manticore illüzyonuna kapılıyorum diye. Açılmaması. Atış yaptıktan sonra bile ciddi bir şekilde kamuflajını koruyabiliyor bu tank. Bu yüzden bu hareketleri yapıp girmeme rağmen hiç zaten şu ana kadar tespit edilmedim. Ee, üzerine biraz daha isabetim iyi olsa o Conqueror falan çoktan ölmüş olacaktı diyebilirim. Ama işte arkasına nişan aldığım mermi ön palet çarkından girince e, gene de Conqueror'u çekebiliyorsunuz. Hani aklınızda olsun. Mantik gibi bir tankla 400 metrenin üzerinde çok isabetli değilsiniz. Üstler AP İster APCR'e kullanı ki APC're kullanırsanız zırh delme kabiliyetiniz 500 metreden sonra normal mermiye göre daha da düşük olacak. Tek artısı daha hızlı gidiyor olması olacak. O yüz canı kalan EBR henüz ölebilmiş değil. Ee, ve aradan Kramwagen çıkıp duruyor. Derken bizim EBR de karşı takımın EBR'sini yok etti ve takımda şu an iki tane hafife karşı 2-0 hafifle devam ediyoruz. Ee, STB geldiği için bir tane atıp kaçmayı karar veriyorum çünkü denk getirirsem vursam beni vurabilecek bir pozisyonda olmadığını inanıyordum o sırada. Gerçekten de bu oldu. Eee İlhan yine her zamanki güvenliğiyle çıkmaya devam ediyor. Yapılacak pek bir iş yok. Şimdi 5 dakika geçti oyunda. 4-2 durum ama 200 canlık fark var sadece. Soldaki kranvagın önünde de diğer kranvagınlarla mücadele ediyor. Biz burada gene çalıya girerek önümüzde açılacak mı, bir şey açılmayacak mı buna bakmaya çalışıyoruz. Ben birazdan gidip bu evi yıkacağım. Çünkü heriflerin hafif tankı kalmadığı için bu evi yıktık, yıkarken veya yıktıktan sonra beni açmaları çok büyük bir ihtimal olmayacaktır. Ve ama bu evi yıkmanın bana çok büyük bir görüş avantajı var. Tabii düzgün bir yıkma e, firması olmadığım için sonundaki <laughs> o küçük kısmını unutuyorum. Bir daha çıkmam gerekiyor. Bunlar hepsi risk. Bir yeri yıkıyorsanız tek darbe yapmaya çalışın. Ama bakın gördünüz. Mantikor olarak ben STB'yi açtım. STB ise İlhan'ı açtı. İlhan benim arkamda olmama rağmen o şekilde hasar yiyip geri kaçmak zorunda kaldı. STB'den yedi galiba o sırada STB'nin altını gördüm yukarıdan gelmemiş gibiydi mermi. EBR bu arada ilerleyeyim dedi tabi arka tarafta adam yokken ama muhtemelen orada başka bir şeyler var. Behçet olabilir. STB ya da Kran da belki yanlışlıkla açılmış olabilir. bu şekilde ciddi bir hasarını yiyip artık o da oyuna veda ediyor. Tek hafif ben kaldım. Prokorovka'da bu çalı diğer tarafta da tam şu önünüzde gördüğünüz çalı bu dönemde, 2021-2022 sezonunda, Güz döneminde oldukça avantajlı bir spot sağlayabiliyor. Buraya gelseler bile sağlayabiliyor. Yani İlhan'ın pozisyonuna düşman olsa da ben o çalıya görülmeden gidip gelebiliyorum. Buradaki tek dezavantaj size kolaylıkla kör atış yapabilmeleri. Özellikle karşı çalıda. Bu çalıdayken o kadar değil. Bu çalı çok geniş bir çalı gördüğünüz gibi ama... ...diğer çalı Manticore kadar küçük bir tankta bile ancak yarısına tekabül ediyor. Yani %50 %50 bir şekilde size denk getirirler o kör atışları diyebilirim. Behçet bu arada Eber'e ölmüş diye basıyor ama ya o kadar enteresan ki bu arada arada Selçuk'un öldüğünü hiç söylemedim çünkü vasıfsız eleman. Onu geçebiliriz. STRV ile açılıp ölmeyi başardı oradaki güruhta ve bakın yani nerede öldüğünü göstermeye çalışayım diyeceğim. Bak nerede ölmüş adam. 100 tane tank var önünde adam nerede ölmüş. Çünkü Selçuk. Neyse. Eee video başına bir adetle sınırlı kalmamaya çalışan ama en az bir adet olan e, laf sokma seansında geçtiğimize göre. Şimdi STB'yi görmeye ve zorlamaya çalışıyorum ben burada. Kran Wagen da çok fazla kafasını çıkarmadığı için bakıyorum. STB atmayacağım. Şu an muhtemelen bana açıldığını biliyor ama üzerime henüz daha basmaya yeltenmiş değil. Şimdi geldiğini anlıyorum. Biraz bekleyeceğim kafasını çevirir mi diye. Aynen çevirdi ve burada atıyorum. Ancak çok yakın mesafe. Burada açılacağım muhtemelen. Bir S verdim ama riskliydi. Hiç beklememem gerekiyordu. Bir ilizyona kapıldım gene. Açılmama ilizyonuna kapıldım. Bu arada topu eğilmeyen gene VN8 yüksek insanların kendini tatmin etme tankı olan 110 işte. burada bize katılmış durumda. STB bir kere açıldığı için geri düştüm. Çalıya. Bu şekilde kontrollü basmanız lazım. İlk adım, ikinci adım. İlk adım, ikinci adım. Sol taraftaki kran ben açmıyorum. O sola açılıyor çünkü 500 metrenin ötesinde. Muhtemelen 600 metreyi açabiliyor olsaydım onu da açardım. Mantikor'un öyle bir görüş kabiliyeti var. Kranvagon geldi ancak bu defa STB'yi gören yok. Durum 5-3 dakika 7. Oyunun yarısı geçti. 2000 can taşımız var. Ama halen oyunu kırabilmiş değiliz. Burada tartışabileceğiniz şey şu. Artık burada kimse kalmamış. Net bir şekilde STB baş haricinde bir şey olmadığını da biliyorsun. Neden komple devam edip projenin önünden gitmiyorsun? Bu bir argüman. <laughs> Bunun net bir cevabı yok. Benim buradaki amacım bu Kran kalıcı bir şekilde tespitte tutmak, gelebilecek diğer tankları da yine topçuya yedirmek ya da başkalarını yedirirterek bu hattı komple temizlemek istiyorum. Eğer bu hattı komple temizleyebilirsek başka olasılıklar bize açılabilir. Ama öncelikle bu Kran düşmesi lazım. Diğer türlü klasik bir şekilde ilerlediğimde şuradaki çalıların içerisinden şu EBR'nin öldüğü yerde bakın tam açılmış zaten muhtemelen o Çalının arasında açılarak öldü ee, belki ileri geri gidiyordu ee, İleri gitti geri gelirken orada öldü vesaire orası riskli bir bölge bu yüzden çok fazla ben oradan gitmeyi aslında sevmiyorum başıma büyük belalar açılıyor bu çalılar içerisinde siz sabit dururken düşmanı açmadığınız takdirde e, genelde açılıyorsunuz basarken e bu arada o atış yaptıktan sonra açıldım muhtemelen kran açtı STB'nin açtığını düşünmüyorum. Bir geri atış geldi. Onun da nereden geldiğine emin değilim. Ama sola doğru ilerleyip bakmak istiyorum. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Şimdi orada 260'ı görüyoruz. Ee, hala bir şey açılmıyor. Ben bir sol tarafı da gitmiş oldum daha agresif bir şekilde. Acaba bir şey yapabilir miyim diye bakıyorum. Çok zor. İşte şu an 500-600 metre arasında o hedef. Onu vurmak çok zor. STB kendini gösterdiği anda ileri niye gidersiniz ileri? Çünkü... Yakınlık tespitine girmemeniz lazım. İngilizcesi proxy spot olan tabir. Arkada bu arada E3'ü tespit ettik. Bu yüzden şu küçük çemberin var ya mini haritada buna dikkat edin. Bunun dışında tutmaya çalışıyorum STB'yi. Aksi takdirde e, burada çok tatsız atışlar alabilirim. E3 filan e, aynı T95 gibi nişansız vurabilme kabiliyetine sahip. E, gereksiz bir şekilde 750 yemek istemiyorum. Şimdi işte 260'a gene ben atış bulabiliyorum. Burada hani biraz daha isabetli bir tank olsa ama hafiflerin hiçbiri düzgün isabetli değil. Hani Sheridan T100 falan bile olsa gene zor vurdum buradan. E, mermimi boşa harcattırıyor. Durum 5-5 ve 1000 can geriye düştük. 4 dakika 30 saniyeye yaklaşıyoruz. Şimdi STB artık ben buradayım diye bağırıyor. Kranwagen'ı hala alabilmiş değiliz. Arka tarafta da 2 tane tank var. Ve bizim takım buradan baskı uygulayamıyor iki tank olmasına rağmen. Aslında buradan bakan veya orta taraftan bakan bir adam olmayacak. Gene de birilerinin açıp bir şeyler yapmasını beklemek zorundayız. Ben de aynen şu an bu şekilde STB'nin çıkmasını bekliyorum aslında. Ve amacım böyle kıçım kıçım yaklaşıp yanaşıp STB'yi açacağım açamayacağım diye görmek. Yani ben de ikilemdeyim. Ulan ne yapsak 4 dakikaya iniyor süre vesaire vesaire. Biraz arkalayarak kendime buradan tekrar bu çalıların içerisinden STB'yi açmaya karar veriyorum. Direkt köşeden çıksaydım korumam olmayacaktı ama bu şekilde geldiğimde çift çalıyı kullanabileceğim. Sağdan bakın kran vagnini açmadığım için artık burada rahatlıkla böyle arkamı çevirerek ilerleyebiliyorum. Neden? Çünkü sağ tarafta göstermeyecek diye inanıyorum kran vagnini. 2 saattir kendini çıkarmamış. Şimdi niye çıkarsın? Ve aynen STB'yi görüyoruz. Tek atışık olduğu için hiç ama hiç tereddütsüz vuruyorum ve kaçıyorum aradan. Uf, burada topçudan da sıyrılıyorum. Üstten de atış almıyorum. Ve artık benim kanat temizlendi. Ancak 3 dakika 30 saniyeye geldik. Kranwagen'a bir spot vermek istiyorum topçu için. Ee, gene burada kıçım kıçım hareketiyle ona yaklaşabilecek miyim onu görmeye çalışıyorum. Açılan yok. Kranwagen iyi geri çekilmiş. Diyorum tamam artık vakitte kalmadı. Sol taraf ilerlemiyor. Burası ilerlemiyor. Yapılacak şey ki burada Herrak Bey bana bayağı kızmıştı. Yayında denk gelenler bilirler. Yapma ilerleme. Yavaş yavaş ilerle falan dedim abi yok. Yani bu takımı 3 dakikada ittirmeye çalışmam lazım. Bu yüzden bu çalıları kullanarak artık yavaş yavaş ilerliyorum. Bakın sol taraftakileri zaten korumalıyım. açılmadım. Açılmadım. Burada çift sıra... Çalıya denk geldiğimde Kranwagen beni göre yazdı. O yüzden açılmadım ve gene kafa çıkartmadığı için o muhtemelen üst taraftan açıldım zannetti. Hiç buralardan açıldığını düşünmedi o. O yüzden geriye hiç yönlenmedi. İleriye doğru bıraktı kendini. Sağ tarafta grill açtım bu arada ortadan giderek. Çünkü çok arkadalar ve kendilerini o çalılarda güvende hissediyorlar. Ve buraya kadar düşmanın gelebileceğini bilmiyorlar. Şimdi grill açıldıktan sonra Kranwagen akıllanacak mı? Arka taraftakiler hamle yapacak mı? Bunları bekliyoruz ama yok. 2 dakika 26 saniye. Burada çembere girmemek çok önemli. Çünkü nerede olduğunuzu belli etmeyin. Bu oyunu zaten üstü ele geçirerek kazanma ihtimalimiz yok. Ve kendime burada çok güzel bir maydanoz buluyorum. Şimdi sola bakıyorum. Solda bir şey yok. Sağda kran var. Solda yakın bir şey olsaydı açardım. Bu yüzden ne yapıyorum bakın. Çift çalı yapıyorum. Solda VZ açıldı ama çok limitte. Çift çalı mantığında dediğim yani çalının 5-6 metre arkasına geçiyorum. Transparanlığını yitirdiğiniz zaman çalının komple bonusunu alıyorsunuz demektir. Ve Kranwagen dedi ki sizin yapacağınız oyunun oyunun içine ağzına yüzün hepinizin içine yaptı. Ve oyunu orada bıraktı. Ancak ikinci atıştan sonra açıldım. Çok önemli mi değil. 1 dakika 40 saniye. VZ atıyor. Burada sağlı sollu garip hareketlerle kaçmaya çalışıyorum. Çok iyi de atamıyorlar yakınlarıma bile düşmüyor neredeyse mermiler. Ve bastırmaya devam ediyorum. Önden E100'ü indirdiler. VZ halen açık atış almıyor. Aradan obje 260'ı açtık devam ediyoruz. Arka tarafta bu arada hala yaşıyor kran vagonla 3 Sol tarafa doğru ilerliyorum. VZ'yi görüyorum. Hangisini atsam? VZ atıyorum. Neden? 260'dan sekebilirdi diye. Onlar iniyor. Arkada topçu açıldı. Topçuya doğru ilerliyorum. 12-6 durum. İki kişi hala tepede yaşıyor. STRV'den yedim. Şimdi burada artıyı alabilecek miyim? Sadece iki mermim kaldı bu arada. Hafif patlayıcı yani yüksek patlayıcıyla Güzel bir atış yapmaya çalışıyorum. Delmiyor nedense. Oradan delmiyor. Yetmiyor. Ee, ve burada topçu değil. Süper konkürür son atışını yapıyor. STRV açıktı ama muhtemelen grill arkasında olduğu için şu an vuramıyorlar. 53 saniye. Ben bir tane daha yiyorum. Ama atış yapmaya uğraşmayacağım. HE mermi zaten derken. Tam bu esnada maçı ben çok daha ucu ucuna kazanılacağını düşünürken. Bir anda artı 10.000 can puanı farkıyla 3.700 hasar, 7.800 spot hasarıyla bu oyun bitiyor. Prokorovka için çok enteresan, daha önce yaşamadığım süreç oldu. En kritik hamle ortaya girdikten sonra düşmandaki açıklığı yakalayarak kendi buradaki ağaç çizgisi boyunca gidip kendi keplerin arkasından <laughs> geçmek oldu. Ee, bunu yaparken ki enteresanlık şu ama tepe de adam vardı hala ve ben bu cepheyi gene de kullanabildim çünkü mantikor çünkü. Manti kor gençler. Şimdi savaş sonu kayıtlarına bir bakalım hızlıca. Onun üzerinden geçtikten sonra veda edelim. Sünnetsiz olarak basın hesabındaki tabii karakterimizle oynadığımızı söylemem lazım. 3700 gözüküyordu ya. Hani bazı mermiler girmiyordu ya. Ben 4 mermi daha sokmuşum. Hadi 3 mermi diyelim. 1200 diyelim. Eğer birini yaktıysak veya yüksek rol ettiyse. 19 atışımın 18'i isabet etmiş. 13'üyle ile dermişim. 5000 hasarla takımımın hasar birincisiyim. Bunun yanı sıra 7800 spot hasarıyla takımımın tespit, asist, destek ne hasarı diyorsanız destek birincisiyim. Çok Hak ettiğim bir as madalyası aldım. Bugüne kadar Manticore'dan daha zor bir tank görmedim as madalyası almakta. Bunu topçular, T95'ler, 950'ler falan dahil. Onu size söyleyebilirim gerçekten istikrarlı bir şekilde Manticore en zor asma madalyası alınan tanklardan bir tanesi. Yani evet alternatif bir yere gittik. Evet belki ormandan gitmem gerekiyordu. Yazıları okuyanlar STB'nin bana kızdığını, bütün oyuncuların küfrettiğini görmüş olabilirler. Ama oyunun gerçeği işte bu. Bazı durumlarda açıkları yakalayıp bu durumda kendinizi şekillendirmeniz gerekiyor. Prokorovka'da ezbere oynanmadığı zaman veya ezberi biraz farklılaştıracak. Bozmak is demek istemiyorum. Gene çünkü çalı mekaniğini kullanarak farklı yerden iş yapıyoruz. Burada 2-3 tane şey var. Birincisi şu. Ben neden haritaları size tek bir parça anlatmıyorum? Prokrovka'da böyle oynanır, şöyle oynanır. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Hangi tanklasın? düşmanda hangi tanklar var? Düşman o tanklarla nereye gitti, nereye gitmedi? O kadar fazla varyant varsa, var ki. Yani bu kadar fazla varyant varken siz bir haritayı alıp Burada ağır tankla böyle oynanır, hafif tankla böyle oynanır diyemezsiniz. Aklınızda olsun. Hafif tankla orta tank gibi oynamanız gerekir. Orta ile ağır gibi, ağırla orta gibi, topçuyla spotçu gibi oyunu sonuna kaldığınızda bir şey olduğunda. Yani değişiyor. Bu yüzden lütfen size haritaları açıklıyorum. Bütün haritalar ayağınızın altında diyen yayıncılara itimat etmeyiniz. Böyle bir yayıncı olsa keşke değil mi? Yok ki zaten. Öyle bir denyo yok. Ay, yok. Ay, gerizek Ay, arkadaş. Ha arkadaş yok. Pardon. Öyle bir arkadaş yok. Öyle bir cengaver yok diyeyim. Ee, neyse. Bu yüzden bu maçı başında o saçma esprinin hani amacı, gidişatı buydu. Bir hafif tankla klasik nokta dışında gene bir hafif tank olarak nasıl oynayabileceğinizin yanıtıydı. Ama bunun için takımın gerçekten sömürülesi bir boşluk yaratması gerekiyordu. Ve ben de o boşluktan faydalandım. Ancak mantikor yerine bu bir Leopard 1 olsaydı, STB 1 olsaydı aynı şeyi yapabilir miydim bu tartışılır. Onu da söyleyeyim. Mantikor'un absürt kamuflaj kabiliyetini burada ortaya koyduk. Bununla birlikte spotunda elbette. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu alternatif daha da alternatif dersem iyi çatlayacağım sanırım. Farklı bir bakışla ve gene oyunu nispeten okuyarak ee, ve açıklıkları. Ne kadar absürt bir açıklık vardı değil mi haritada? Gene aynı absürtlükte bir agresiflikle ama oyunun sonuna doğru olan bir agresiflikle kullanmanızı veya kullandığınızda neler olduğunu gösteren bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Sevgiler saygılar diyorum. Hoşçakalın.